Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Fatır Suresi 9-14. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Yüce Rabbimiz burada şöyle bildiriyor. Vallahu lezi, o Allah ki arseler riyah, rüzgarları gönderdi. Fetüsiru sahaben, o rüzgarlar bir bulutu kaldırır. Fesugnahu ile beledim meyyit, ve biz o bulutu ölü beldeye sevk ederiz. Feahyeyna bihil arda ba'de mevtihe, ve onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltiriz. Kezaliken nüşur, öldükten sonra dirilme, sizlerin kabirlerinden çıkması da işte böyledir. Burada Allah-u Teala alemdeki tasarruflarından bazılarını nazara verdi. Yani rüzgarların estirilmesi. Rüzgarlar kendi keyfine göre esmez. Allah'ın estirdiği yerden, canipten eser ve ona göre eser. Allah-u Teala bu rüzgarlarla işte bulutları değişik yerlere sevk ediyor. Ve o bulutları bakıyoruz ki rüzgarlar her tarafa böyle götürüyor. Muazzam bir olay. Yani üzerimizde adeta denizler yüzdürülüyor. Üzerimizden böyle yağmurla dolu olan bulutlar rüzgarlar vasıtasıyla her tarafa gönderiliyor. Ve Allah-u Teala o rüzgarları gönderdikten sonra, bulutları her tarafa sevk ettikten sonra bunları adeta sıkıyor kudret eliyle ve damla damla bunlar yeryüzüne iniyor. Ve bakıyoruz ki bunun neticesinde bahar geliyor. Ölmüş olan arz diriliyor. Öldükten sonra dirilmenin numunelerini bize gösteriyor. İşte ayetin son kısmında ve kezaliken nüşur, öldükten sonra dirilme de işte böyledir demek suretiyle Allah-u Teala aklımızın anlayacağı bir misali bize bildiriyor. Ölmüş, kurumuş yeryüzünü ölümünden sonra dirilten elbette ölü insanları tekrar diriltmeye kadirdir. Men kâne yuridul izzete, her kim izzeti talep edecek olursa, isteyecek olursa, felillahil izzetu cemi'a, bütün izzet Allah'ındır. Yani her kim izzeti isteyecek olursa şunu bilsin ki bütün izzet Allah'ındır. Kur'an-ı Kerim'de başka yerlerde de nazara veriliyor. Genel olarak değerlendirme yaptığımızda mesela bütün servet Allah'ındır. Bütün kuvvet Allah'ındır. Bütün mülk Allah'ındır. Bu manada değerlendirdiğimizde bütün izzet de Allah'ındır. Allah'ın izzet nasip etmediğinde izzet meydana gelmez. Allah'ın aziz kılmadığı aziz olamaz. Bu manada elbette her bir insan, aklı başında her bir insan izzetli olmak ister. Onurlu olmak ister. Ve şerefine leke düşürmeden gerçekten izzetli bir hayatı yaşamak ister. Bunun yolu aziz olan Allah'a müteveccüh olmak. Yani ya Rabbi sen azizsin, bizi de aziz kıl, izzetli kıl. Bunu Allah'tan istemek gerekiyor. Ve اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَى ayetinin işare bir manasıyla, yani sadakalar fakirlere verilir. Biz Allah'ın huzurunda zelil olduğumuzu fark ettiğimizde Allah bizi aziz yapacaktır. Yani aziz olmanın yolu Allah'ın huzurunda zelil olduğumuzu bilmekten geçer. Bunu yaptığımızda Cenab-ı Hak bizi izzetinin aynesi yapacaktır. İleyhi yasadul kelimut tayyib, güzel söz Allah'a yükselir. Vel amelus salih yarfauhu, salih amel de onu yükseltir. Yani güzel bir söz salih bir kimse tarafından söylendiğinde, salih amel işleyen bir kimse tarafından söylendiğinde bu Allah'a kadar ulaşır ve Allah onu değerlendirir. Burada tabi temsili bir mana var. Yani Allah-u Teala tayyip olmayan, temiz olmayan, hoş olmayan ifadeleri de elbette bilir ve duyar. Ama bunlar Allah nezdinde bir kıymet ifade etmez. Nasıl ki bir padişahın huzuruna
en kaliteli şeylerin götürülmesi esastır. Sözler arasında da gerçekten tayyip olan, tertemiz olan sözlerin Allah'a takdim edilmesi. İşte salih olan bir insan güzel sözü de söylediğinde taraf ilahiden bu değerlendirilir ve onun karşılığı verilir. Ama diyelim ki tamamen böyle günahlarla kirlenmiş, kendi iç dünyasında ihlası elde edememiş, böyle iman nifak arasında veya iman küfür arasında gidiyor geliyor, böyle birinin ağzından çıkan mübarek bir kelimeyle gerçekten salih bir insanın söylemiş olduğu aynı kelime, aynı eş değerde değildir. Demek ki insanın sözüne kıymet kazandıran onun iç dünyasındaki salahatıdır, salih olmasıdır. Ve salih bir insan güzel söz söylediğinde bu taraf ilahiden değerlendirilir ve kıymet verilir. وَالَّذ۪ينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ Kötü tuzak peşinde koşanlar, kötü tuzaklar hazırlayanlar, lahum azabun şedid, onlar için çok şiddetli bir azap vardır. Ve mekru ulaike huve yebur, ve bunların mekri, bunların tuzağı boşa çıkmaya mahkumdur. Yani bunlar kendilerine göre bir takım tuzaklar kurmuş olabilirler. Kendilerine göre bir takım hesaplar yapmış olabilirler. Ama hani onların bir hesabı varsa Allah'ın da hesabı var. Ve mekeru ve mekerallah. Onlar tuzak kurdu. Allah da tuzak kurdu. Vallahu hayrul mekirin. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Yani Allah öyle yapar ki tuzak kuranı kendi tuzağına düşürtür. Bir çukur açan, başkaları düşsün diye çukur açan birisi sonunda kendisi oraya düşer. İşte ayet-i kerime kafir olan kimselerin tuzağının Allah'a karşı bir mana ifade etmeyeceği, neticede kendileri bundan zarar göreceğini bize anlatıyor. Vallahu halakakum min turab, Allah sizi topraktan yarattı. Sümme min nutfe, sonra nutfeden. Sümme cealekum ezvece, sonra da sizleri kadınlı erkekli yaptı. Eşeyli bir hale getirdi. Yani ilk insanı Allahu Teala topraktan yarattı ve ona mukabil bir eş yarattı ve bunların çocukları, torunları şu anda dünyanın her tarafında bulunmakta. Şu anda Hazreti Adem ve Havva'nın 7 milyar torunu var. Artık ilk insan ne zaman yaratıldı çok net bir bilgiye de sahip değiliz. Bu zamana kadar belki de trilyonlarca insan Adem ve Havva'nın torunları olarak dünyaya geldi. Ve bu insanlar ana rahminde bir nutfe şeklinde evvelinde böyleydi. Bu nutfe de yine topraktan meydana gelen bitkilerle yaratılmış oldu. Anne, baba hem bitkisel gıdalar yediler, hem bitkisel gıdalarla beslenen hayvanların etinden yediler. Ve bunlar onların bedeninde hulasa bir hale geldi. Buradan yaratılan bir nutfeyle de Allah-u Teala yeni bir hayatı başlatmış oldu. Yani ana rahminde bir bebeğin hayatını başlatmış oldu. وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْسَ وَلَا تَدَعُ Yani hiçbir dişi hamile kalmaz ve yükünü bırakmaz. İlla bi ilmihi, ancak Allah'ın ilmiyle. Yani herhangi bir dişi hamile kalması ve yükünü, hamile kaldığı yükü bırakması ancak ve ancak Allah'ın ilmi dairesindedir. Yani bu basitinden bir olay değil. Çok girift bir takım meseleler, ama Allah-u Teala'nın ilmi dahilinde bu gerçekleşiyor ve ona göre yeni insanlar yaratılıyor ve onlar gayet bir ilimle, çok mükemmel bir ilim çerçevesinde dünyaya gönderiliyor. Yoksa ihtimal hesapları açısından baktığımızda ana rahmindeki çocuk çok farklı bir şekilde de şekillenebilirdi. Ama günümüzde daha çok hani Mendel kanunu diye ifade edilen o genetik yapıyla ilgili Allah'ın koyduğu kanunlar, o kanunlar çerçevesinde o çocuk dünyaya gönderiliyor ve o şekilde yeni bir sima, daha önce dünyanın görmediği bir sima ve kendine has kabiliyetlerle
dünyaya geliyor. Ve ma yu'ammaru min mu'ammar ve la yungasu min umurihi illa fi kitab. Ömrü uzun olan bir kimse veya ömrü noksanlaştırılan bir kimse, bunların hepsi bir kitapta yazılıdır. Allah-u Teala bunların hepsini bir kitapta belirlemiştir. Burada bu ayette nazara verilen Allah-u Teala'nın her şeyi kuşatan ilmi. İşte her şeyi kuşatan ilim, ana rahmindeki teşekkür eden çocuğun cinsiyetini bildiği gibi, dünyaya geldiğinde onun ömrünün uzun olması veya ömrünün kısaltılması, bütün bunları da biliyor. Ona göre bir kader programı ve ona göre bir ecel meydana geliyor. İnne zâlike alallâhi yesir. Şüphesiz bu Allah'a kolaydır. Yani bizim için zordur. Ama Allah'a bakan yönüyle kolaydır. Yani bizler açısından baktığımızda, diyelim ki şu kitabı bu şekilde kaldırmak bize nispetle kolaydır. Ama karıncalar açısından onlara nispet edildiğinde bu yapılabilecek bir fiil değildir. Yani o da mahluk, biz de mahluk. Bizim yaptığımızı anlamada zorlanabiliyor. Öte yandan bütün hayvanlar bir araya gelse, toplansa, insanların ilmini anlamaya çalışsalar anlayamayacaklardır. Çünkü o noktada kabiliyetleri yok. Ama insana nispetle bu kolay. İşte insan buradan hareketle şu alemi bir ev gibi idare etmek, bir köy gibi idare etmek, Allah'ın sonsuz ilmine, sonsuz irade ve kudretine nispetle çok kolay olduğunu anlayacaktır. Ve mâ yestevil bahran, iki deniz bir değildir. Hâzâ azbun furâtun, işte bunlardan birisi tatlı suyu var ve insan onu içtiği zaman kana kana içiyor. Sâigun şerâbuhu, ve içimi de kolayca boğazdan geçer bir şekilde. Ve hâzâ milhun ucaç, ama bir başkası var, tuzlu ve o da insanı yutkunduruyor, acı bir durumda. Yani tatlı su var, tuzlu su var, elbette bunlar bir değil. Burada mümin ile kafire misal getiriliyor. Yani su vardır, kolayca içersin, susuzluğunu giderir, tadı gayet hoştur. Ama su vardır, hoş değildir, acıdır, ekşidir. İşte insan ondan zevk alamaz. Mümin tatlı, hoş bir su gibi, kafir ise acı ve faydası olmayan, boğazdan kolayca akıp gitmeyen bir su misali. Ve min kullin te'kulune lahmen tariyen, bunlardan her birinden taze bir et de yiyorsunuz. Ve testahricune hilyeten telbesunehe, giyeceğiniz süs elbiseleri de oradan çıkarıyorsunuz. Yani bu tuzlu olan sudan da insanlar bir şekilde istifade ediyor. Malum kafirin de bazı istifade edilen yönleri bulunmaktadır. İşte insanlar denizden balık çıkarmaları, tuzlu denizden, ve aynı zamanda oradan işte giyecekleri bir takım ziynet eşyalarında kullanılan inci gibi, mercan gibi bir takım şeyleri çıkarmaları, bunlar da denizden elde edilen faydalı şeyler. Ve teral fulke fihi mevahira, ve sen görürsün ki o denizde gemiler suları yara yara gidiyor. Litebtavu min fadlihi, Allah'ın lütfundan rızık aramanız için. Yani dünyanın dörtte üçü deniz ve denizde ayrıca bir yola da lüzum yok. Sadece gemiye insanlar biniyor. O gemi dalgaları yara yara yol alıyor ve insanlar bu şekilde dünyanın değişik yerlerine gidiyorlar ve ticaretlerini yapıyorlar. Ve leallekum teşkurun, ola ki Allah'a şükredersiniz. Yani size verilen tatlı su, tuzlu su gibi bu nimetler Allah'a şükretmeniz içindir ve Allah'tan geldiğini bilip farkına varmanız içindir. Yûlicul leyle finnehâre ve yûlicul nehâre filleyl, Allah geceyi gündüze girdirir, gündüzü de geceye girdirir. Yani gece devamlı gece değildir, peşinde gündüz gelir.
Gündüz devamlı gündüz değildir, peşinde gece gelir. Bunlar işte bazen gece uzar, bazen gündüz uzar. Yaz, kış malum değişebiliyor. Bunların hepsi ilahi tasarruf. Ve Allah-u Teala kainatta monotonluğu murad etmemiş, hareketliliği murad etmiş. Gece gündüzü ard arda getirmesi, gece gündüzde zaman itibariyle farklılıklar meydana getirmesi de bunlardan birisi. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ Ve Allah güneşi ve ayı musahhar kıldı. Yani güneşi ayı emrinize verdi. O koskoca güneş sizin için bir lamba ve sizin için ısıtıcı bir soba. Ay geceyi süsleyen, gecenize bir güzellik katan adeta bir gece lambası. Küllün yecri li ecelin müsemme, bunlardan her biri belli bir ecele akar gider. Yani her biri için belirlenmiş bir müddet vardır. İşte ayın hareketi var. Ona göre dünyanın etrafında bir aylık seyahatini tamamlıyor. Dünyanın güneş etrafında seyahati var. Bir yılda güneşin etrafında turunu tamamlıyor. Bunların her birisi için belirlenmiş bir ecel var. Bir de kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Gece, gündüz, yaz, kış, bunlar kıyamete kadar devam edecek ve o ecel müsemma, belli ecel geldiğinde artık geceler, gündüzler bitecek. Ay, güneş ortadan kalkacak ve yeni bir alem ve orada yeni bir hayat başlayacak. Zalikumullahu rabbukum, işte sizin Rabbiniz bunları yapan zattır. Lehül mülk, mülk onundur. Yani sizin değildir. Size verilenler emanettir. Kainattaki bütün tasarruf ona aittir. Hükümdar gibi olanlar, idari makamda olanlar, onlar da yine mülkün sahibi değillerdir. Bugün var, yarın yokturlar. وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ Allah'tan başka çağırdığınız, ibadet ettikleriniz مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْم۪يرٍ Çekirdeğin zarı gibi en küçük bir şeye de malik değillerdir. Malum çekirdeğin zarı çok incecik bir şeydir. İşte insanların böyle tapmış olduğu putlar veya putlaştırdıkları şahsiyetler zerre miktar bir mülke sahip değillerdir. Çekirdeğin zarı kadar bir şeye malikiyetleri yoktur. اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ Eğer siz onları çağırsanız onlar sizi duymazlar. Yani tapmış olduğunuz batıl mabutlar sizi duymazlar. وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ Velev duysalar da size icabet edemezler. Yani diyelim birisinden yardım alacaksın ve imdat diyorsun ama seni duymuş olsa bile yardım etmeye diyelim gücü yok. Bu durumda seni duymuş olması bir fayda vermez. Ve yevmel kıyame, kıyamet gününde de yekfuruna bişirkikum, onlar sizin onları Allah'a şerik yapmanızı inkar ederler. Yani ya Rabbi bunlar bizi Allah'a şerik yaptı ama biz bundan beriyiz, uzağız. Biz bunları kendimize kul köle kabul etmiyoruz derler. Ve sizin inandığınız gibi olmadıklarını onlar orada ifade ederler. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَب۪يرٍ Habir olan Allah gibi kimse sana haber veremez. Yani Allah her şeyden haberdardır. Mülkünde cereyan eden her şeyi bilir. Böyle olunca dünya ile ilgili, ahiretle ilgili, insanla ilgili, haram, helal gibi konularla ilgili habir olan Allah gibi, her şeyden haberdar olan Allah gibi sana haber verecek kimse yoktur. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın nurlarına ve sırlarına mazhar eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.